Ramazan Aktaş o noktada bizi bekliyor ki az önce Ekber de bizimle bir son dakika gelişmesini paylaştı. Avrupa Birliği ülkelerinin İran'a onay vermediğini, bu 60 günlük süre konusunda onay vermediğini, negatif bir yanıtla geri döndüğünü bizimle paylaştı ki Ramazan Aktaş da şu anda Viyana'da bizi bekliyor. Hem son dakika gelişmesine dair yeni bilgiler Ramazan'da var mı onu dinleyeceğiz. Bu halde çünkü biz aslında Ramazan'a şu soruyla gitmiştik. Bir anlaşma olur mu? Petrol noktasında ithalat söz konusu olacak mı? Ama negatif bir tablo söz konusu. Az önce Ekber de son dakika gelişmeyi bizimle paylaştı. Ramazan, peki Avrupa'da hangi başlıklar ön plana çıkıyor? Avrupa'dan neden böyle bir yanıt geldi? Evet, Şafak Türkiye'nin yayınlarını tutuyorum. Avrupa Birliği'nin son dakika açıklaması var ama geçmişte de Avrupa Birliği'nin tutumlarını çok iyi biliyoruz. Özellikle petrol nükleer anlaşmaları konusunda her iki tarafa da şeker dağıtan bir kısım olmuş oldu. Batıdaki Amerika ile doğudaki İran arasında kalan bir topluluktan bahsediyoruz. Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına rağmen Avrupa Birliği İran'la sanki bir yaklaşıma hazır cümlesini hazırlamıştım açıkçası yayından önce ama bir son dakika gelişmesi geldikten sonra bu cümleye bir şimdilik bir virgül koydu da diyebiliriz. İran tarafından Avrupa Birliği ile bir anlaşma imzalanabilir denildi. Az önce Ekber de ekledi. İran bu konunun üzerinde çok duruyor. Dışişleri Bakanı Zarif'ten şöyle bir açıklamaya da ekleme geldi. Şunu da belirtelim. Sadece Avrupa Birliği ülkeleri değil, dünya genelindeki diğer ülkelerle de bu yaptırımlara rağmen bir ticaret söz konusu olabilir demişti. Washington'ın tutumunu şöyle bir geçmişten analiz edecek olursak, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi arasında ve Almanya arasında bir anlaşma imzalanmıştı 2015 yılında ve Mayıs 2018'de tek taraflı olarak bu anlaşmadan çıkmıştı Washington. Sonrasında ise İran'a yönelik yaptırımlar uygulamıştı. Sadece çekilmedi. Bu tek taraflı yaptırımları da uyguladığını özetleyecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri çekildikten sonra sanki piyasa biraz boş kaldı. Avrupa Birliği ile İran nükleer anlaşmayı tutmaya çalışıyor esasında. Şu an için bir negatif açıklama geldi ama ilerleyen saatlerde yeni bir açıklama geleceğini de tahmin ediyoruz. Çünkü sebebini söylememi isterseniz ise geçmişte yapmış oldukları farklı ödeme yöntemli ticari anlaşmaları vardı. Bunlardan bir tanesi INSTEX ödeme mekanizması vardı. Avrupa Birliği ile İran arasında ilaç ve gıda ticaretinin yolunu açan bir sistemdi. Buna benzer bir sistemle bir petrol nükleer ticareti de yapılabilir. İran özellikle nükleer anlaşmasında devamını istiyor. Petrol konusunda da Avrupa Birliği ile bir arada çalışmak istiyor diyelim. İlerleyen saatlerde yeni gelişmeler elimize ulaştıkça sizlere aktaracağız. Sözümüzü Afara stüdyolarına devrediyoruz. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan. Ramazan Aktaş, teşekkür ediyoruz. Verdiğin, paylaştığın bilgiler için Ramazan Aktaş Viyana'dan bildirdi. Sayın seyirciler, özellikle şimdi enerji hattında...